Hüseyin Bağcı, Keşan Sempozyumunu değerlendirdi. Bağcı ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi ve Suriye ile ilgili açıklamasını da değerlendirdi. Keşan Sempozyumuna katılmak üzere Keşan'a gelen ODTÜ Uluslararası Dış İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Dış Politikası Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Keşan Sempozyumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesini ve Suriye ile her şey yeniden başlayabilir şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Böyle yan yana yapalım. Hocam bugün Keşan Sempozyumuna katıldınız. Öncelikle sempozyumu nasıl değerlendireceksiniz? Buyurun. Bence sempozyumun yapılmış olması yerinde bir karar ve özellikle paydaşlarının Keşan'dan iç dinamikler açısından söylüyorum, bir araya gelmesi ve Keşan'ın 100. yıl kurtuluşunu tartışmak, konuşmak, değerli uzmanlarla, Türkiye'nin birçok üniversitelerinden insanlarla konuşmak, yeni bilgiler, bulgular elde etmek çok güzeldi. Bu açıdan zamanlama açısından ve konu itibariyle çok olumlu değerlendiriyorum. Ben de elimden geldiğince ufak bir katkı sunmaya çalıştım. Bunun ötesinde tabii konferansın sadece Edirne ile kalmayıp İpsala, Uzunköprü, Keşan olarak böyle kasabalarda başta Balkanlardan gelen mülteci mübadillerin, muhacirlerin, ki onlardan biri de benim ailem, biri Bulgaristan'dan, biri Üsküp'ten, Manova'dan geliyor. Biz tarihimizi yeni baştan değerlendirmeye başladık. Daha bir bilinçli yaklaşmaya çalışıyoruz. Konferansın belki de en önemli katkısı bu, yerel anlamda bir tarihsel bilinci oluşturma açısından çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle mimariden tutun da buraya gelip yerleşenlerin sanayi, bilim, teknoloji, siyaset, eğitim ve kültür alanında kimlerin katkılar yaptığını öğrenmek de çok önemli. Ben bundan 3 hafta evvel Uzunköprü sempozyumuna da katıldım. Orada da çok ilginç bilgiler edindim. Yani 2 haftada bu coğrafyadaki bizim göz ardı ettiğimiz, konuşulan ama yazılı hale getirilmeyen bu bilgilerin şimdi bir kitap haline getirilecek olması, kitaplar haline getirilecek olması çok önemli. Burada tabii özellikle Keşan'ın belediye başkanı Mustafa Bey'e, ticaret odası başkanlarına, diğer oda başkanlarına ve tabii bunu organize eden Edirne Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Erhan Tabakoğlu'na da çok akademik anlamda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü akademik bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmayı ve bunları kayıtlara geçirmeyi başarmış olmaları bence çok önemli. Gelecek nesiller açısından özellikle çok değerli buluyorum. Çünkü bütün dünya şu anda yeni bir tarih yorumlamasına gidiyor. Ve biz de bu yeni tarih yorumlamasından eksik olmamalıyız. Bizim de söyleyeceklerimiz, öğreneceklerimiz ve öğreteceklerimiz var. O nedenle Balkanlar'da özellikle komşu ülkelerle olan ilişkilerimizi daha da akılcı bir temele oluşturma fırsatı da var. İşte hafta sonları Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelenler var, Kosova'dan var, Makedonya'dan var. Yani böyle iletişimin, teknolojinin sağladığı faydalarla, turizmin sağladığı faydalarla birbirimizi daha yakından görme, tanıma ve burada üçüncü nesil, dördüncü nesil insanların torunlarının oraya gitme şansı, görme şansı var. Ben de annemin ve babamın memleketlerine giderek görme şansına sahip olanlardan biriyim. Bütün bunların ötesinde ama hem Keşan'da bu işin olması, Keşan hepimizin bildiği bir stratejik açıdan çok önemli bir şehir. Yunanistan'a da gitseniz, buradan geçeceksiniz, İstanbul'a da gitseniz, Edirne'ye de gitseniz, Çanakkale'ye de gitseniz, bu bütün medeniyetlerin, kültürlerin kesişme noktasında olan bir stratejik yer. O nedenle Keşan'da olması hem Keşan'ın tarihi açısından önemli hem de geleceğe yönelik olarak bence Keşan'ın aslında nasıl gelişmeye açık olduğunu görmemiz açısından da ilginç oldu. Şehri dolaştım, insanlarla
konuştum. Yapılan çalışmaları gördüm. Yeni muhacirden tutun işte Keşan'ın merkezine kadar şehirde önemli bir dinamik var. Önemli bir değişim yaşanıyor. Bütün zorluklara rağmen bana göre ülkenin önünün açık olması çok önemli. Beni asıl sevindiren partiler üstü bir yaklaşımla herkesin bir araya gelmesi ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak istemeleri. Bu açıdan da tüm Keşanlıları tebrik ediyorum. Hocam bir de bugün önemli bir gelişme oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Suriye ile ilgili söylemleri vardı. Bunu nasıl değerlendireceksiniz hocam? Evet, ben akşam televizyonda canlı yayında Habertürk'te bunu söyledim. Burada da tekrar edeyim. Birinci tabii İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmesi çok önemli. Çünkü 9 yıldır ilk defa yapılan bir telefon görüşmesi. Her iki ülkede demokratik bir altyapıya sahip ve Orta Doğu'da ortaya çıkan yeni gelişmeleri de göz önüne aldığımızda iki ülkenin birbirleriyle iletişime girmeleri kaçınılmazdı. Şimdi girildi. Her iki ülkede büyükelçi gönderdi. Bu şu anlamda devletler bazında en üst seviyede bir iletişimin tekrar kurulduğunu görüyoruz. Bu önemli. Türkiye'nin özellikle Arap Baharı ile birlikte başlayan ve söylem olarak da çok sert geçen, karşılıklı sadece Türkiye'nin değil karşı tarafların da söylemleriyle gerginleşen ilişkilerin şimdi düzenli bir şekilde yapıcı olmaya doğru gitmesi önemli bir gelişme. Suriye ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın yeni baştan, sil baştan yapabiliriz şeklindeki açıklaması aslında uzun zamandır Suriye ile konuşulması gerektiğini söyleyen benim gibi akademisyenlerin bir noktada bunun hükümet tarafından da bir politik haline getirilmiş olmasını görmek tabii önemli bir mutluluk akademik anlamda ve daha da ileriye yönelik olarak Orta Doğu'daki gelişmeleri, çevremizdeki gelişmeleri Suriye ile birlikte konuşabilmek tabii çok önemli. 9-10 kilometrelik bir sınırımız var. Terör tehdidi var. Ama aynı zamanda Suriye, Türkiye'nin Orta Doğu'ya mal ihracında en önemli geçiş ülkelerinden biriydi. İlişkiler tabii kolay düzelmeyecek. Yani zaman alacak. Ama tartışmaların değil, işbirliğinin ön plana çıktığı bir sürece giriyoruz diye düşünüyorum. Bu önemli bir gelişme. Bu da Türk dış politikası açısından bana göre hem söylemlerdeki değişikliğin hem de geleceğe yönelik işbirliği olanaklarının arttığını görmek, karşı tarafların da Türkiye yaklaşımındaki olumlu pozisyonu gördükçe ileriye doğru ümitli olmak için yeterince neden var diye düşünüyorum. Sayın Bağcı, bir de sanırsam 20 Kasım'da bir İran ziyaretiniz olacak. Bundan evet. Da kısaca biraz bahseder misiniz? Evet, pazar günü Tahran'a gideceğim. 20-24 Kasım tarihleri arasında Tahran'da Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde bir konuşma yapacağım. Üniversitede bir konuşma yapacağım. Oradaki Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla işte üst düzey görüşmeler yapacağım akademik anlamda. Bir günde tabii Şiraz'a gideceğim. Hafız'ın memleketi. Şiraz, İran edebiyatı açısından tabii çok önemli bir şey. Döndükten sonra da inşallah tekrar görüşme fırsatımız olur. Orada yaşadığımız, gördüğümüz olayları sizinle paylaşmak için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.